Oo, hayırlı olsun Uzayfe. Yeni programa başlıyormuşsun. Evet, başlıyoruz. Programın ismi ne peki? Eşit ağırlık. Neden eşit ağırlık? Çünkü bu programda her şeyden biraz var. Peki içerik ne olacak? Spordan sanata, bilimden teknolojiye, hatta meteorolojiye birçok şey olacak. Hem de birbirinden değerli konuklar. Vay, konuk mu? Kimmiş o konuklar? Sürpriz. Ama şunu söyleyeyim, içerisi çok güzel olacak. Şampiyonlar Ligi gibi. Hadi bakalım, hayırlı olsun o zaman. İlk teaser'ı da ben vereyim. Ver bakalım. Eşit ağırlık çok yakında başlıyor. Olmadı sanki. Bu olmadı galiba. Eşit ağırlık çok yakında GSB Gençlik YouTube kanalında. GSB Gençlik YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Gençlerin ve genç hissedenlerin programı Eşit Ağırlığa hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi müzisyen, sanatçı, çok değerli, çok önemli bir isim. Bugün Eşit Ağırlık'ta Aykut Kuşkaya, sanatçı Aykut Kuşkaya ile birlikte olacağız. Şimdi kendisini ekrana veriyoruz. Aykut abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Hoş bulduk, hoş gördük. Nasılsınız abi? Bundan anlaşıldığı üzere işin genç tarafında sen varsın. Genç hissedenler tarafında da biz varız. Çok şükür Allah'a. Hoş bulduk, hoş gördük sevgili kardeşim. Allah razı olsun abi. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok şükür, teşekkür ediyoruz. Sağlıklıyız. Sevdiklerimizin başta olmak üzere bütün toplumumuzun, bütün bir insanlığın sağlığına duacıyız. Elimizden geldiğince önlemlere riayet ediyoruz, harfiyen uyuyoruz. Bu süreci sağlıkla, sıhhatle, birlikle, dayanışma içerisinde atlatmayı umuyoruz, sabrediyoruz. İyiyiz, hamdolsun. İnşallah abi, Rabbim iyilik versin, iyiliğinizi daim kılsın inşallah. Şimdi abi bildiğiniz gibi artık yani koronavirüs vesaire sıkıldık bunlardan. Siz de muhtemelen öylesiniz. Tabii bu yayınları biraz da bu kasvet ortamının dağılması adına yapıyoruz tabii. Siz evde neler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Sevgili kardeşim, serbest çalışan bir abin kardeşin olarak evde zaten çokça zaman geçiren biriydim. Dolayısıyla benim için çok yabancı olmadı bu süreç. Ama yine de tabii bir şey yapamamak var ya, yani yapabilecekken yapamamak bu insanı yeterince geren bir durum. O anlamda evet, toplum olarak biraz sıkıldığımız doğrudur. Ama bu sürecin faydaları da olabileceğini düşünüyorum. Adına işte koronavirüs denen bu illet, bu melanet ya da bu bela, Arapça adıyla söyleyelim, imtihan, nihayetinde Rabbimizden gelen bir imtihan. Onun bilgisi, izni, onayı dışında olmuş bir şey değil. Ne yaptık da biz bunu hak ettik diye bütün bir insanlık olarak bunu bir gözden geçirmek lazım. Başta kendimiz olmak üzere en yakın daireden başlayarak biraz içimize dönmek lazım. Bizi mecburen evimize, hanemize, yuvamıza ve aslında kalbimize yöneltti bu süreç. Bu süreç zarfında kendimizi geliştirebilirsek, inşallah bayramda da çifte bayram yaşayarak bu güzel ülkeye, bu güzel topluma daha faydalı birer birey olarak yeniden kavuşmuş, 82 milyon birlikte kucaklaşmış oluruz inşallah. İnşallah abi. Tabii mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Mübarek bir ayın içerisindeyiz. Ramazanınız nasıl gidiyor abi? Beni duyabiliyor musunuz abi? Benim internette... Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Başlı başına rahmet, mağfiret, bereket ve aslında paylaşma ayı. İnşallah en güzel şekilde değerlendirip dediğim gibi bayrama erişmiş oluruz. Evde geçirmek aslında biraz daha kolay tabii Ramazan'ı. Diğer dışarıda olduğumuz, iş yaptığımız zamanlara göre. Ama diğer taraftan da Ramazan'da ben ve benim gibi olan pek çok sanatçı aynı zamanda halkımızla bütünleşmenin, kucaklaşmanın bir adıydı, bir sezonuydu. Bu Ramazan içinde göya kendimizce çok güzel planlarımız vardı.
hem gençlerimizle kucaklaşmak adına, hem sevenlerimizle birlikte olmak adına. Ama gönüller bir olsun, araya mesafeler girse de kalplerde mesafe olmadığını düşünenlerdenim. Evden eve, gönülden gönüle şimdilik bu şekilde buluşmaya devam ediyoruz. Ramazan dediğim gibi güzel geçiyor. Daha çok kendimize, içimize, kalbimize, ruhumuza, yuvamıza dönme zamanı bulduk. Bu süreci en iyi değerlendirmek dileğiyle bizleri şu anda izleyen herkesin de Ramazan-ı Şerif'i kutlu, mutlu, hayırlı, mübarek olsun. Amin. Sofralarımıza bereket getirsin inşallah. Hanelerimize sıcaklık getirsin, huzur getirsin, ferahlık getirsin. Yüreklerimize inşirah getirsin. Biraz da yüreklerimize ferahlık getirsin. Ve inşallah Ramazan'ı, yani bu Kur'an ayını en güzel şekilde değerlendirelim. Tutulan oruçlar, kılınan namazlar, okunan Kur'anlar Rabbimiz katında makbul olsun. Amin inşallah abi. Tabii abi, bugün kuru kuruya bir sohbet yapmayacağız. Sizler sanatınızı icra edeceksiniz. Bizler de dinleyeceğiz inşallah. Dilediğiniz zaman gitarınızı elinize alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yani hani asa kimdeyse Musa odur düsturu vardır ya. O konuda ben size bırakıyorum inisiyatifi. Dilediğiniz zaman geçebiliriz. Ama şu soruyu sorayım tabii. Çocukluk yıllarınız nasıldı? Nasıl bir çocuktunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz abi? Vallahi genelde efendi uslu bir çocuk olduğum söylenirdi akrabalarımız, komşularımız tarafından. Yani her erkek çocuğu gibi biraz tabii haşeratlık, işte oyun düşkünlüğü, top düşkünlüğü vesaire. İşte akşam sokaklarda kalmak, işte geç gelmek filan gibi yediğimiz bir takım zılgıtlar olsa da genelde uslu, efendi, kendince aklı başında bir çocuktum. Bu soru aslında çok başka yerlere de gidiyor. Şu sıralar dönen bir tane reklam var. Eskiden diyor şakasına derdik hani nerede o eski Ramazanlar filan diye. Gerçek oldu. Hakikaten nerede o eski Ramazanlar? Hadi yaşı benim gibi işte yarım yüzyıl olmuş, 50'li yaşlarına gelmiş insanların bu soruyu sorması normaldir de senin için bile artık nerede o eski Ramazanlar sorusu çok günceldir herhalde. Kesinlikle. Bırakalım nerede o eski Ramazanları, nerede o geçen seneki Ramazan? Hep birlikte iftar davetleri verebildiğimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, ablamız, kardeşimiz, teyzemiz, halamız, ninemiz, anamız, babamızla büyük aile sofralarında buluştuğumuz, davetler aldığımız, davetlere icabet ettiğimiz, işte cumalara gidebildiğimiz, akşamları teravihe gidebildiğimiz, camilerimiz kapalı ya, bu daha ötesi var mı? Yani hakikaten nerede o eski Ramazanlar? Çocukluk deyince yani nasıl bir çocuktum? İşte kendince bir çocuktum ama hemen çocukluğumdaki o şimdiki anılara gidiyorum. Oralara gitmeye gerek kalmadan bile nerede o geçen seneki Ramazan dedirttik, biz yaptık bunu. Elbette dediğim gibi yani Allah-u Teala'nın izniyle, onayıyla başımıza bu geldi. Bir bela olarak nitelendiriliyor bu hadise, yani koronavirüs belası. Evet doğrudur, beladır. Çünkü Arapça bela zaten imtihan demektir. Bu imtihandan sağ salim, sıhhatle, sağlıkla geçebilmek duasıyla içimize dönmenin tam zamanı. Ramazan-ı Şerif'te bu güzel atmosferiyle, bu ulvi, bağışlayıcı, merhamet dolu, paylaşım öngören atmosferiyle bunun için gerçekten iyi bir zaman. Evet abi, kesinlikle öyle. Zannedersem bir de bela Arapça'da olumsuz soruya verilen olumlu cevap. Hani Allah-u Teala ruhlarımıza ben sizin Rabbiniz doğru değil miyim dediği zaman evet bela diyoruz ya, hatta bununla alakalı şey vardır işte. Hani bela diyerek dünyaya geldik biz. Bela toplamaya geldik. Hani bu imtihana doğru geldik diye inşallah bunu doğru da en iyi şekilde atlatırız. Doğru. Kalu bela. İşte dediler ki bela. Yani hayır anlamında. Evet ters. Evet. Abi peki küçükken de hayalinizdeki meslek müzisyenlik miydi? Yoksa bu sonradan mı hasıl oldu bu düşünce? Yok aslında hani çocuklara sorarız işte ne olmak istiyorsun falan deyince. Bazen evde ufak kızımız var 3,5 yaşında Ayşe'miz, ona da böyle soruyorlar bazıları. Diyorum çöpçü olacak Ayşe. Hayır ben çöpçü değilim, ben Ayşe Kuşkaya falan diyor ya. Çok bir şey ifade etmiyor onun için. Hani doktorluk, mühendislik, işte sanatçılık, diğer meslekler.
Ben de böyle bir çocuktum aslında. Müzik zaten hayatımda her zaman vardı ve büyüyünce hani şu olacağım, bu olacağım diye böyle ideal koyduğum, kendimi koşullandırdığım, dış dünyadan soyutlayıp o amaç için uğraştığım bir meslek olmadı hiçbir zaman. Biraz aslında hayatın getirisi olarak müzik her zaman hayatımda vardı ve bir konservatuvar öğrencisi olmak istiyordum. Fakat kader buna çok izin vermedi. Lise sonunda babamı kaybedince rahmetlinin mesleği muhasebecilikti. Ben de ailenin tek oğlu, tek erkek çocuğu olarak rahmetlinin hem soyadını hem de mesleğini devam ettirmem gerekiyormuş gibi bir vehme kapıldım. Yanlış bir karardı belki ama çok da anlamadığım halde ne kadar tercih varsa iktisat işletme, iktisat işletme hepsini doldurdum. Yıllar sonra öğrendim ki Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi benim ikinci tercihimmiş. O şekilde girmişim. Ama yetmedi. Ondan sonra yüksek lisans yaptım. Orta Doğu ve İslam ülkelerinde ekonomi branşında. Ama yine de müzik dediğim gibi çocukluğumdan bu yana hep zaten bir şekilde hayatımda vardı. Besteler üretiyordum, şiirler yazıyordum, şiirler besteliyordum. Ve gün geldi. Herhalde yaratılış gayesi gibi bir şey olarak görüyorum ben bunu. Çok kendinden menkul bir şey değildir sanatçılık. Biraz genlerle, genetikle de ilgili tarafı vardır. Ve hepsinin üstünde olan bir kaderin hükmüyle yıllardır neredeyse kendimi bildim bileli ben zaten şarkı söylüyorum. Kendimi bu şekilde ifade ediyorum. Abi ilk enstrümanı ne zaman almıştınız elinize? Yani Hatırlıyor musunuz? hatırlamıyorum ki herhalde yok hatırlamıyorum. Yani çok küçük yaş çünkü yani 2 yaş, 3 yaş o yaşları hatırlamıyorum. Yani ilkokul sıralarında tabii hatırladığım şeyler var. Hemen hemen benim kuşağımdaki her çocuk gibi işte mandolinle başlayarak ondan sonra işte blok flüt, sonra okulun bandosunda işte trompetler, trompetler, sonra işte maestroluklar falan filan derken yani ilk saz bağlamadır benim için. Orta ikinci sınıf öğrencisiydim. Hala yaşayan çok büyük saz üstadlarımızdandır. Allah uzun ömür versin. Orhan Dağlı. Ondan ders alarak ben bağlamaya başladım. İşte re, mi, fa, sol, fa, sol, sol, sol. Süt içtim dilim yandıyla falan başladık. Güzel güzel çalıyorum bağlamayı. Fakat içimde başka bir şey var. Yani bir şey söylemek istiyorum. Yeni bir şey ortaya koymak istiyorum. Ve bunu bağlama ile yapmam çok mümkün olmadı. Ne zaman? Lise sıralarına kadar. Lise 1-2'de gitarla tanıştım. Sonradan aslında kendim öğrenmek kaydıyla, kendimi geliştirerek gitarı çok benimsedim. Ve ondan sonra gitarla eserler üretmeye başladım. O zamana kadar işte yazdığım çocukça şiirleri vesaireyi notalara dökme şansı buldum. Ve bunu çok sevdim. İlerleyen zamanlarda, dönemlerimde de bu zaten hayatımın asıl gayesi gibi bir şey olarak aynı zamanda mesleğim haline geldi. Abi sizden peki bir şeyler çalmanızı istesek şimdi? Ne Çok dersiniz? sevinirim. Aynı zamanda bir de denemiş de oluruz yani. Tabii. Bunun sesin nasıl geleceğini bilmiyorum çünkü. Bir problem olursa söylersiniz. Tabii abi. Olmayacaktır ama olursa. İnşallah olmaz. Bir İnşallah. deneyelim. Hatta şöyle çıkarayım da böyle deneyelim. Bazen neşeliyiz, bazen kederli, bazen efkar demleriz. Hiç belli olmaz ki canın hali, yine de ümit eyleriz. İnsanoğlu bu olur mu dengi, halden hale girmeli. Dünya hali bu tutmaz hiç dengi, inadına dönmeli. Hiç üzme kendini, dost tut yüreğini, dünya hali değil. Hiç bozma
Abi çok teşekkür ederiz. Gayet güzeldi. Sesinizde. İkisi de gayet iyiydi. Huzey Beyciğim, gerçekten nasıl oldu? İkisinin dengesinde bir problem var mı? Ne bileyim, belki abi, gitarın sesi işte çok geliyordur, cızırtılı geliyordur. Gayet iyiydi bence. Yani ben tabii sizin gibi müzik kulağım yok benim ama anladığım kadarıyla gayet iyiydi. Estağfurullah. Anladığım kadarıyla gayet iyiydi abi. Genel ses dengesi keyifliydi. Olarak böyle çok rahatsız eden bir şey olsa emin ol hissettirirdi zaten kendisini. İyi, sevindim. Biz de sevindik abi. Gayet güzeldi. Abi hangi enstrümanları çalabiliyorsunuz? Gitar dışında. Enstrüman hangi enstrümanlar? Genelde telli enstrümanlar. Genelde bu şekilde telli enstrümanlar. Dediğim gibi işte bağlamayla başladım. Sonra gitarla devam ettim. Biraz ud ve buzuki çalabilirim. Çok da severim udun sesini. Onun dışında birazcık da piyano çalabilirim. Gayet güzel abi. Abi şimdi babanızın rahmetli olduğunu söylediniz. Allah rahmet eylesin. İsmi Feridun Kuşkaya. Amin. Yanılmıyorsam. Evet. Ahmet Feridun Kuşkaya. Ahmet Feridun Kuşkaya. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Abi babanız, cümlemizinkine işte. Yanılmıyorsam TRT bünyesinde bazı korolarda solistlik yapmış. Böyle bir bilgiyle karşılaştım. Doğru. Böyle bir bilgiye ulaştım. Bu doğru, müziğe olan yetenek muhtemelen genetik. Ailede başka var mı? Kardeşiniz olur, çocuklarınız olur. Rahmetli halamda da vardı. Biz zaten birlikte 1950'li yıllarda falan yani. TRT Radyosu'nda, Harbiye'de Yesari Asım Ersoy gibi işte Türk sanat müziğinin büyük ustalarıyla birlikte olmuşlar. Korolarda yer almışlar. Rahmetli babam hem darbuka çalardı, hem bağlama çalardı, hem solistlik yaparlardı. Dolayısıyla benim çocukluğum da böyle işte aile ortamında hep fasıl heyetleriyle birlikte geçti. Genetikle gerçekası var güzel sanatların, kulak ya da işte bir şeyleri çalabilme yeteneğinin. En azından temeli anlamında önemli bir gösterge. Yani 1-0 galip başlıyorsunuz. Zamanında epeyce gitar kursu verdim. Pek çok gencimizi yetiştirme fırsatı buldum. Onlarda da gördüğüm bir şeydir bu. Kimisi geliyordu mesela 6-7 yaşında çocuk gerçekten becerikli çalabiliyor. Onun dışında işte 17-25 yaş arası pek çok çocukla birlikte olduk, gencimizle.
Kimisi yapabiliyor, kimisi yapamıyor, kimisinde temelde bu var zaten, yani Allah vergisi olarak var. Üzerine çalışarak, disiplinli bir şekilde enstrümanıyla ehmal olarak çok iyi şeyler yapanlar oldu. Bir tane öğrencim vardı, 48 yaşındaydı abi. İçinde kalmış, işte zamanında babası saz çalmasına, bir şey yapmasına izin vermemiş. Ondan sonra birazcık bağlama öğrenmiş. İşte o yaşından sonra gitara merak sarmış. Hiç ilk defa eline gitarı almıştı ve 3 ay sonra şarkı, türkü, ilahi, bizim ezgiler filan hepsini çalıp söyleyebiliyordu. Onun da rahmetli anneannesinden gelen bir yetenekmiş. Onda da bizzat gördüm. Yani ablalarımın da sesi çok güzeldir. Fakat benden çocuklarıma daha çok geçmiş bu. 4 tane evladım var. Ellerinizden öperler. Furkan oğlum, en büyük çocuğum, aynı zamanda bir numaralı. Beyefendimiz işte o da gitar kursu veriyor şu anda. Gitar eğitmenliği yapıyor. Benimle birlikte de zaman zaman konserler veriyor, besteler yapıyor. İşte kızım Serra, ortanca kızımız Yaren, en ufak kız Ayşe. Onlarda da çok belirgin bir şekilde şarkı söyleme yeteneği var. İşte dediğim gibi kimisinde bu enstrüman çalma ya da beste yapmaya da yönelik faaliyetler içeriyor. Bakalım, onlar için de çizilmiş bir yol vardır elbet. Ama dediğim gibi söz konusu eğer müzikse, evet, 1-0 galip başladılar babalarının sayesinde diyeyim. Gayet güzel abi. Ben 1-0 mağlup başlayanlardanım. O yüzden hep böyle müzik kulağı olanlara, sesi güzel olanlara gıpta etmişimdir. Aslında benim de babamın sesi güzeldir. Müzik kulağı da vardır ama bana geçmemiş ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle yaşayacağız abi, ne yapalım. Evet, genetiğin bir de böyle de bir şeyi var. Yani babalardan çocuklara ya da annelerden, ebeveynlerden farklı farklı özellikler de geçebiliyor. Bu da çok Evet. doğru bir şey. Ben kendimden de biliyorum bunu. Yani anne babamızdan bana ve ablalarıma geçen ve benden 4 çocuğuma geçen özelliklerden. Bir de çok keskindir benim için. Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Kendisiyle tanışma şansım olmadı yaşarken ama vefatından sonra yaptığım, onun eserlerinden bestelediğim eserler nedeniyle yine rahmetli olan Neslihan Hanım'la tanıştım. Eşiyle, Neslihan Kısakürek'le. Sonra büyük Mehmet Kısakürek'le, Ayşe ablayla, Osman abiyle, Ömer abiyle ve diğer çocuklarıyla. Üstadın hepsinde bir yansıması, bir iz düşümü, bir başka şeyinin, huyunun ağır bastığını gördüm. Gerçekten de böyle bir şey var. Genetik bilimine daha iyi incelemek lazım. Evet abi, kesinlikle incelemek, dikkat almak lazım. Üstad Necip Fazıl demişken abi, Üstad'dan bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani Büyük Doğu'yla bir şekilde mahkemelik olduk. Aslında nedenini çok anlamadığım bir şekilde oldu bu. Bir takım kararlar almışlar. Sadece ben değil. Ya yani daha önceden üstadın eserlerini yapmış pek çok tiyatro müzisyen, Türkiye radyo televizyonları, yani TRT'miz anlamında pek çok kişiyle mahkemelik oldular. Bu süreçte biz de öyle olduk. Yeni bir sayfa açıp devam etmeye karar verildiği için ben bir süredir Necip Fazıl Kısakürek'ten bestelediğim eserleri okumuyorum. Hasan Sağındığ'ın albümünde yaptığımız bir eser vardı. İşte bundan 25 yıl öncesinden bahsediyorum. Onun da iznini aslında Büyük Doğu'dan, Mehmet abiden ben almış olduğum halde niyeyse okumamızı çok istemediler. Sadece onu okuyabiliyorum zaman zaman. Yani onu okuyorum diyeyim. Yoksa henüz albümlere girmemiş, gün yüzü görmemiş Necip Fazıl Kısakürek eserleri de var. Rabbim nasip eder, koronavirüsünü de hayırlısıyla atlatırsak bu süreci yeniden kendileriyle görüşüp tekrar ele almayı istiyorum. İnşallah abi. O zaman üstadı anmış olalım. Bir şey okuyamasak da Elbette rahmet olsun. saygıyla, rahmetle, minnetle. Üstad, yaşayan belki de en büyük üstadımızdır. Sezai Karakoç. Onun Evet. vefatıyla 25 Mayıs 1983
26 Mayıs 1983'te bir makale yazıyor. Ölümünden bir gün sonra üstad için. Makalesine attığı manşet şu: göklerin çektiği kartal. Necip Fazıl için söylenmiş, söylenebilecek pek çok cümle vardır ama ben çok değerli buluyorum bu cümleyi. Necip Fazıl çünkü gerçekten sıradan bir insan değil. Bütün o coşkun duygusuyla, davasıyla, derdiyle, bütün şiirlerini topladığı kitaba adını vermiş olan, gerçekten yaşadığı bir hayat çilesiyle bambaşka bir insanmış gerçekten. Hemen hemen her büyük insan gibi onu eserlerinden takip ederek anlama fırsatı bulmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. Tanısaydık herhalde çok daha fazla etkilenirdik. Yolumuzu bu şekilde bile aydınlatıyorsa birebir görüşmek, onun dizinin dibinde oturmak, sohbetini dinlemek, şiirini ondan duymak nasıl bir şey olurdu? Tahayyül etmesi bile zor bizim için. Ama dediğim gibi göklerin çektiği kartal kelimesi çok doğrudur. Çünkü onun ölümü haşa yere düşmüş bir serçenin can verişi gibi değil de göklerin çektiği, ezelden aşinası olduğunu söylediği, öteler tarafından alınmış bir kartalın ölümü, aramızdan ayrılışı gibi olmuş. Hani tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyen işte kaldırımların Sakarya'nın şairi, beklenenin bekleyenin şairi ve bir insanın yaşayabileceği herhalde ne kadar duygu varsa çilesinde onları bölüm bölüm önümüze koymuş, hepsini bize en güzel şekliyle anlatmış büyük söz üstadı. Necip Fazıl Kısakürek programı gibi oldu bu yahu, gerçekten de. Cidden öyle oldu. Şöyle yapalım istersen, sen Necip Fazıl, arkanda mesela çok kitaplar var, çok da güzel şeylerdir eminim. Daha önce konuşmadık tabii böyle bir şey de, bir Necip Fazıl Kısakürek şiiri okursan fon yapabilirim. Abi benim şöyle telefondan bakayım ben ama yani bu konuda cidden istidadım, yeteneğim yok. İsterseniz yapalım ama. Deme öyle canım. Ne kadar iyi olur bilmiyorum. Bak bakalım. Bak şeyi bul. Huzeyfe, kaldırımları bul. Başını ben başlayayım, gerisini sen. Zindan 2 Ece Mehmet'in lafta. Kaldırımlar 1. Sokak kaldırımlar 1. Kimsesiz diye başlayacak. Tamam abi. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal. Buldum abi. Buyur kardeşim. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya.
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı işi. Kaldırımlar eş yalnızlığın annesi. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldır içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir insandır. Teşekkür ederiz abi. Yani kendi adıma şunu söyleyeyim. Üstad inşallah mezarına ters dönmemiştir benim bu okuyuşumdan sonra. Yok. Olur böyle şey, ne demek. Gayet güzel oldu. Bir başka üstad der ki, Cemil Meriç, Uzeyfe, samimiyet öyle güzel bir dildir ki, kör de görür, sağır da duyar demiş, evet. Üstad Cemil Meriç. Bunu söyleyen adam da kitap okumaktan gözleri kör olmuş. Büyük bir aydınımız gerçekten. Demem o ki samimiyet hakikaten çok güzel bir dil. Ne kadar samimi okuduğun, görüntün olmasa bile sesi bilen, samimiyeti bilen insanlar için açıktır, aşikardır. Tekrar tekrar gönlüne sağlık. Bu vesileyle her iki üstadımızın da ruhları şad olsun. Minnetle, amin, özlemle bu mübarek günde anmış olalım onları da. Eyvallah abi. Yani elimden geldiğince okumaya çalıştım ama samimiyetimizde cidden bir şüphe yoktu. Allah razı olsun abi. Sizin de tabii samimiyetinizden dolayı biz teşekkür ederiz. Estağfurullah, ne demek. Ya böyle başlamışken programın hani moderatörlüğünü de şey yapmayayım, sen almış gibi. Estağfurullah abi, hiç sıkıntı yok. Yine böyle devam edelim mi? Ondan sonra olur abi, hiç fark etmez. Hani dükkan sizin derler ya abi müşteriye. Tabii siz müşteri değilsiniz, biz mahvimizsiniz. Hani dükkan kardeşim, sizin abi, hiç sıkıntı yok. Nasıl isterseniz, nasıl derseniz. Rica ederim kardeşim benim. Bir Yunus Emre eseri okumak var aklımda. Yunus Emre daha önce de eserler bestelemiştim. O bilinen ilahilerin de okumanın yanı sıra. Son albümde bestelediğim bir eser var ondan. Gönüller yapmaya geldim diye. Bu günlerin anlam ve önemine de ithafen çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Kalp kırmamak lazım. Gerçekten kalp kırmamak lazım. Bir şey oldum sanmamak lazım. Şu içerisinde bulunduğumuz süreç gerçekten zor bir süreç. Herkes hassas, herkes kırılgan. Herkes biraz sinirli. O yüzden olabildiğince yaradılığını hoş gör, yaradandan ötürü diyerek özü güzel, sözü güzel, dili güzel, dini güzel Yunus'un hem sözüne hem öğretisine biraz kulak vermek zamanıdır. O yüzden eğer uygun görürsen ben gönüller yapmaya geldiğimi çalayım, söyleyeyim. Arkasından yine sana fon müzikle eşlik etmeye çalışayım. Sen gönlünden geçen dilediğin bir Yunus Emre şiiri bul ve hepimizle birlikte güzellikle, samimiyetle paylaşmış olalım. Tabii abi. Yalnız ben şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Bugün çok değerli iki dostumun doğum günü abi. Bir tanesi çok değerli mesai arkadaşım Serdar Tezcan. Diğeri de üniversiteden ev arkadaşım, kıymetli kardeşim Ömer Ekti. O zaman bu parçayı biraz da onlar için de söyler misiniz? Onlar için söyle. Ben onlar için başka parça da söylerim. Madem doğum günleriymiş, hayırlı, uğurlu, sağlıkla, sevdikleriyle nice yaşları olsun inşallah. İnşallah. Elbette bu da onlara armağan olsun ama doğum günü deyince başka bir şarkı geldi aklıma. Sonrasında onu da söyleyelim. Peki abi, nasıl derseniz. O zaman söz yine sizde. Dinliyoruz abi. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya, nice okumaktır. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca. Hepsinden iyice
bir gönüle girmektir. Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok, alana satmaya geldim. Dost esrihim, eliniyim, aşkım eliniyim. Devşir ben, ikiliyim, birliğe bitmeye geldim. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldi. Yunus Emre aşık olmuş, aşuka derdinden ölmüş. Gerçeğin kapısında canım arz etmeye geldi. Ol hocamdır, ben kuluyum, dost bahçesi ülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda bilir olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocamla halim arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava için, eşim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldi. Yunus Emre aşık olmuş, aşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Teşekkür ederiz abi. Şimdi hayalleri gördük. Birazdan da ben okurken hayatları göreceğiz herhalde. Hani bir hayaller hayatlar karşılaştırması var ya. Estağfurullah. Abi, bana seni gerek seni okusam uygun mudur? Elbette. Ya da okumaya çalışsam. Hangisi kimden gelirse. Hepsi birbirinden güzel ki zaten. Evet. Elbette olur. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek. Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkte birkaç huri. İsteyene ver anları, bana seni gerek seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde. Yusuf bulundu Kenan bulundu. Bu aklı fikriyle
Leyla bulunmaz. Yine yâreti ki çare bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satırım canımı alan bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satırım canımı alan bulunmaz. Yunus öldü diyor, sela verirler. Ölen bedeniymiş, aşıklar ölmez. Yunus öldü diyor, sela verirler. Ölen bedeniymiş, aşıklar ölmez. Dilinize sağlık abi, Allah razı olsun. Sağlık kardeşim benim. Cidden çok güzel icra ettiniz, teşekkür ederim. Senin güzelliğin sayesinde oldu vallahi. Estağfurullah. Dilerim izleyenler de keyif almışlardır aynı şekilde. İnşallah. Doğum günü olan kardeşlerden bahsetmiştin ya. Aklıma gelen şarkı benim şarkı, onu da düşündüm aslında nereye kadar falan söylesem de o şimdi pek doğum günün şarkısı gibi değildi. Hani kime kalmış bu dünya? İnan ki sana da kalmaz. Para, mal, büyük, elence bu koşuşturma diye falan diye. Bu çok doğum günü şarkısı olmaz ondan. O yüzden süremiz ne kadar el veriyor nedir bilmiyorum. Belki de kapanış şarkısı olarak onu yaparız. Aklımdaki şarkı Cem Karaca. Rahmetli Cem Karaca ağabey. Tanımaktan ve aynı sahneyi paylaşmaktan büyük bir şeref ve onur duyduğum büyüğüm. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun bir şarkı. Bu son olsun, bu son diye bir şarkı. Doğarken ağladı insan. Bu son olsun, bu son. Benim için can alıcı sözleri budur. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar, ömür boyu filan diye. Bunu söyleyelim kardeşlerim. Olur abi, çok da güzel olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi peki böyle müziklerle alakalı hani keşke ben yapsaydım, ben besteleseydim dediğiniz hani bu tabii bir hasetlik değil. Gıpta ile baktığınız, çok beğendiğiniz bir parça, eser var mı? Valla bir değil. Onlarca eser sayabilirim bu şekilde. Çok fazla var ya, yani yerlilerden de çok var bizim bildiğimiz, şu an yaşayan sanatçıların eserlerinden de vardır. Ya evet ya, bunu ben yapmalıydım filan dediğim şeyler oluyor. Bir de yapmak istediğim şeyler var. Mesela Orson Welles'in okuduğu, şiir olarak okuduğu bir şey var, bir eser var. Gayet eski bir eser. İşte I know, Moded is to be young filan diye, yani biliyor musun bir zamanlar ben de geçtim dediği. Onun arkasında o kadar güzel bir müzik var ki, senfonik kurgulanmış bir müzik. Evet, hakikaten müzik eğitimin bu anlamda yeterli olmuş olsaydı da, evet böyle bir şeyi ben ortaya koysaydım dediğim müziklere örnektir. Program sonrasında ben şahsen bir kere daha dinleyeceğim onu. İzleyicilerimiz de o gözler dinler, sevinirim. Pek çok duyguyu anlatabilen bir müzik çünkü. Müziğin böyle bir gücü var. Sözün ayrı bir gücü var, müziğin ayrı bir gücü var. İkisi birlikte olduğunda doğru şekilde kombinasyonu yapılıp sözün ve müziğin, şiirin ve notanın bütünlüğü sağlanabilirse şiirin de notanın da verebileceğinin çok üstünde bir etki, ona ben bizzat şahidim. Kendi yaptığım eserlerden söylemiyorum. Sevdiğim, ruhuma gelen eserlerden yola çıkıyorum. Söz konusu şiirin ve müziğin bir araya gelmesi olunca 1 artı 1 2 etmiyor. 3 ediyor, 5 ediyor, 10 ediyor, 30 ediyor, 100 ediyor. Bayağı bir yürek ediyor, gönül ediyor. İşin doğrusu. Sözle müziğin doğru uyumu önemli.
bunu yakaladığım her şarkıya, her esere evet o gözle bakabilirim. Haset değil ama evet ya bu çok güzelmiş. Yani keşke ben yapsaydım anlamında güzel soruydu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. İçtenlikle cevapladığınız için. Abi yavaş yavaş artık süremiz tabii daralıyor. Sizden güzel parçalar dinledik. Yine dinleyeceğiz inşallah. Tabii biz Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak bu programı daha çok yani gençlerimiz için çünkü bu süreçte bildiğiniz gibi herkes evde kaldı ve daha çok dijital dünyaya yönelmeye başladı. Tabii biz de burada eksik kalmamalıydık, kalamazdık. Gençlerin olduğu her yerde olmak gayesiyle hareket ettiğimizde için. Gençlerimize, özellikle gençlerimize neler söylemek istersiniz? Bir tavsiye, düşünce, neler paylaşmak istersiniz onlarla? Vallahi bakanlığımız bizim için çok kıymetli, Gençlik ve Spor Bakanlığımız. Başta Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu Bakanım olmak üzere her kademede görev yapan ve şu anda da yayın yaptığımız, yayının gerçekleşmesine vesile olan, öncü olan genel müdürlerimiz Emre Topoğlu, Tayyip Kahyaoğlu kardeşlerim ve senin gibi her kademede görev alan kardeşlerimiz gerçekten bizler için çok değerli. Gençler için çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gençlik kampları, gençlik merkezlerimiz, kredi yurtlar kurumlarımız, pek çok programa katıldım Gençlik Bakanlığımızla. Bu koronavirüs süreci olmasaydı Mart'ta ve Nisan ayında yapacağımız etkinliklerimiz vardı. Yine gençlik kaplarımız bir kardeşlik iklimi sloganıyla ve çok doğru bir slogandır bu. Gerçekten o kardeşlik iklimini ben bile çok özledim. Gençlerimizi düşünemiyorum. Rabbim nasip ederse zaten yine oralarda da görüşüyor olacağız. Demem o ki oralarda da zaten gençlerimizle sohbet ederken hem söyleşirken hem de eserlerimden bazı örnekler sunarken söylediğim belli şeyler var. İçtenlik bir kere çok önemli bir şey. Sahici ol. Abi duyabiliyor musunuz abi bize? Duyuyorum. Ha, duyuyorum şu anda. Abi ilginç bir şey oldu. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şey oldu. Bir anda sistem kapandı, tekrar açıldı. Yayından düştük dolayısıyla. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Şimdi müsaadenizle yeniden bağlanacağız yayına. Tabii ki. Benim görüntü donmuştu ama o zaten hep donduğu için çok önemsemedim ben. Biz de işte bir anda sistem kapandı, açıldı. İşte abi canlı bağlantının böyle sıkıntıları oluyor. Stüdyo ortamı gibi olmuyor maalesef. Tabii canım, bir stüdyo bağlantı olsa çoktan gidiyor. Akıp gitmişti elbette. Oo, hayırlı olsun Uzeyfe. Yeni programa başlıyormuşsun. Evet, başlıyoruz. Programın ismi ne peki? Eşit Ağırlık. Neden eşit ağırlık?
Çünkü bu programda her şeyden biraz var. Peki içerik ne olacak? Spordan sanata, bilimden teknolojiye, hatta meteorolojiye birçok şey olacak. Hem de birbirinden değerli konuklar. Vay, konuk mu? Kimmiş o konuklar? Sürpriz. Ama şunu söyleyeyim, içerisi çok güzel olacak. Şampiyonlar Ligi gibi. Hadi bakalım, hayırlı olsun o zaman. İlk teaser'ı da ben vereyim. Ver bakalım. Eşit ağırlık çok yakında başlıyor. Olmadı sanki. Bu olmadı galiba. Eşit ağırlık çok yakında GSB Gençlik YouTube kanalında. Kıymetli izleyicilerimiz, çok özür diliyoruz. Elimizde olmayan, hani hep böyle derler, bu klişedir ama gerçekten öyle oldu. Yani elimizde olmayan bir sebepten sistem kendini resetledi ve yayından düştük. Başta Aykut abi olmak üzere tüm izleyenlerimizden özür diliyorum ben. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Rica ederiz. Her anlamda abi, diyelim ona, hani kusurumuza bakmasınlar. Sülfür lisan olduysa affola. Tam tabir olarak da evet, eskiler bilir, Necefli maşrapa koyma zamanıydı oraya. Elimizde olmayan teknik bir arıza nedeniyle diyerek. Yani gerçekten öyle oldu abi. Hep böyle derler ama bu sefer gerçekten öyle oldu. Yani yalancı çobana döndük ama. Biraz. Gerçekten elimizde değildi yani, sistemle alakalı bir durum. Tabii stüdyo ortamı gibi olmuyor abi canlı bağlantı. Maalesef. Elimizde olmayan şeyler gelişebiliyor. İnşallah bir gün tabii sizi stüdyoda da ağırlarız. O zaman daha rahat bir program çıkartırız inşallah. Şeref duyarım, şeref duyarım. Memnuniyetle. Biz de abi, bilmukabil biz de şeref duyarız, onur duyarız. Abi yayın gitti. Ben de tabii stres basınca yani ne konuşuyorduk, ne yapıyorduk hepsini unuttum şu an. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Gençlerle ilgili konuşuyorduk. Gençlerle buluşmalarımızdan, bakanlığımızın çeşitli programları vesilesiyle. Ve onlara hani söylemek istediğiniz şeyler var mı demiştiniz. Ben de zaten işte eserlerimle, programlardaki öncesindeki sonrasındaki sohbetlerimle gençlerle bir arada olmanın ne kadar benim için mutluluk ve şeref verici bir şey olduğunu, bu işi yapmama şükretme nedenlerimden bir tanesi olduğundan bahsediyordum ama ben herhalde kendi kendime konuşuyormuşum oralarda. Diyordum ki gençlerimiz Allah aşkına sahici olsunlar. Sahici, yani içten, doğal. Gerçekten neyi yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar. Bu işin ya da mesleğin, branşın ne olduğu aslında çok da fazla önemli değil. Önemli olan bu gelip geçici dünyada. Büyüklerin ve ozanların tabiriyle hani 3 günlük dünyada adam gibi adam kalabilmektir. İyi insan olabilmektir. İşin sırrı bu. Bahsettiğimiz bazı işte rahmetli andığımız şahıslar, Yunus Emre, Necip Fazıl, merhum Cemil Meriç ve sayamadığımız nice Anadolu ereni, bu güzel toprakları, bu güzel diyarı, Anadolu'yu bizlere vatan kılarken topla tüfekle değil, gönülleri fethederek yola çıkmışlar. Sonraki zamanlarda da Anadolu'nun İslam yurdu olmasına yol açmış asıl gönül erenleridir. Onların düsturlarına bakalım biraz. Onların saflığına, sadeliğine, duruluğuna özenelim, bir şeye özeneceksek. Her ne işi yapıyorsak yapalım, sahici olalım, severek yapalım olabildiğince. Asla ve asla ümitsizliğe kapılmayalım. Kıyamet günü hariçtir. Güneş her gün doğudan doğacak ve mutlaka doğacak. Bununla ilgili de şarkılarımız, ezgilerimiz var. İşte kara bulutlarda bir şimşek çaktı, çatlayan yer tohuma kucak açtı. Çöplükte bile gül yetişmeye başladı. Yağmurlar dindi, bir güneş doğuyor diye. Adına hayat dediğimiz, adına dünya dediğimiz, adına yaşam dediğimiz bu şey, doğduğumuz zaman üzerimize sarılan bir kundak beziyle, işte öldüğümüz zaman yine üzerimize sarılacak bir bezden, kefen bezi. İkisinin arasındaki süreçten ibaret değil aslında. Burada başlayıp burada bitmiyor. Kundak bezinden önce çok bilmediğimiz, hatırlayamadığımız, Rabbimiz öyle takdir ettiği için farkında, şuurunda olmadığımız bir öncesi var bunun, ezele kadar giden. Ve öldüğümüz zamandan sonra da işte burada yapıp ettiklerimizle neticelenecek. Ve inşallah öyle umuyoruz ki sevdiklerimizle kavuşmayı umduğumuz
güzel bahçelerden oluşan bir de sonrası var, bir de ahireti var, bir de ötesi var, bir de ukbası var. Hiçbir şey dünyanın sonu değildir. Ne mutlak anlamda hüzün, keder var bu dünyada, ne mutlak anlamda sevinç var. Hepsi gelecek ve geçecek. Çok mutlu olduğunuz, çok sevindiğiniz bir anda benim gibi olursunuz. 35 yıl önce ölmüş rahmetli bir tane adam, Ahmet Feridun Kuşkaya'nın hayali canlanır kafanızda. Birden bütün moraliniz sıfırlanıverir. Eyvah, yandım, bittim, mahvoldum, ne yapacağım ben şimdi filan dediğiniz anda karşınızda gördüğünüz bir tane bıcırık çocuk, gülen gözler, şebelek şebelek yaramazlıklar sizi yeniden hayata bağlar. O kadar saftır, o kadar durudur çünkü. Dediğim gibi adına yaşam, dünya, hayat dediğimiz bu şey geçicidir. Asıl olan öte taraflardaki hayattır. Ama oranın da güzelliğini burada yapıp ettiklerimiz belirleyecek. İşte hayat böyle yahu. Ağlarken gülebilmek ancak sevgiyle olur herhalde diyeyim. Küçük bir şey paylaşayım sizlerle. İşte hayat böyle. Ağlarken gülebilmek ancak sevgiyle olur herhalde. Bu öyle bir duygu ki bazen bir gülümseme değerin farkında olmasan da. İşte yaşam böyle. Ağlarken gülebilmek ancak sevgiyle olur herhalde. Bütün dünya susmuştur, dop doludur, yüreğin birkaç damla belirir gözlerinde. Sevgilerle başlar her şey, yol alır gider. Sevgiyle açılır yürekler. Sevgilerle güler yüzler, küskünlük biter. Sevgiyle, sevgiyle. Sevgilerle başlar her şey, yol alır gider. Sevgiyle açılır yürekler. Sevgilerle güler yüzler, küskünlük biter. Sevgiyle, sevgiyle, sevgiyle. Sevgiyle. Dilinize sağlık abi. Abi eskiler insanın iyisini şöyle tarif etmişler. Daha doğrusu kudema diyelim, yani eskimeyen eskiler. İyi insanı şu şekilde tarif etmişler. İçi kan ağlarken gülebilendir. Gece ağlayıp gündüz gülendir diye. İnsan her şeye rağmen gülebilmeli. Sevgiyle, merhametle bakabilmeli abi. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Bir de böyle kudema deyince yine nereden esinse başka bir şey geldi aklıma ama yeri geldiği düşüncesiyle sözünü de kesmiş oldum, hakkını helal et. Estağfurullah, estağfurullah. Çok önemli bir şeydir tasavvuf dediğimiz şey. İçselleşme, saflaşma, içten içe saflaşma anlamında alırsanız kelimeyi daha da anlamlı olacaktır. Derler ki tasavvufun ilk kuralı kırmamaktır. Son kuralı ise kırılmamaktır. İşte o bahsettiğimiz Yunus'tur, Mevlana'dır, Hacı Bektaş-ı Veli'dir, Hoca Ahmet Yesevi'dir, Pir Sultan Abdal'dır ve şu an sayamayacağımız o binlerce Anadolu manevi kandilleri zaten hep bunu anlatmışlar. O yüzden şu mübarek günlerde, bağışlanmanın, merhametin zirvede olduğu günlerde Rabbimizin inayetine sığınarak onlardan ders alma zamanıdır. Kırmayalım. Kırmayalım ve kırılmayalım. İşin özü budur. Evet abi. Nasıldı? Çalap gönülün tahtı. Gönül çalabın tahtı. Gönül, çalap gönüle gönül baktı. Tahtı. Kim çalap gönül yıkar ise baktı. İki cihan bedbahtı. Yunus Bey'in. Böyle söyleniyor herhalde. Böyle abi, artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Tabii artık... Evet, geldik hatta yani. Sona geldik. Yani bu arada işte kesilme falan olunca aslında bir reklam arası gibi oldu.
Ama muhabbetimiz bölünmedi Allah'a şükür. Hiç şüphesiz. Abi son söz olarak ne söylemek istersiniz? Nasıl seslenmek yani, istersiniz? Son sözlere gerek yok yahu. Yani işte böyle sıkıntılarımız var. Hani şu günlerde özellikle devletimiz en üst düzeyde zaten gerekli önlemleri alıyorlar. Bize düşen bunlara harfiyen uymaktır. İlk başlarda mesela çok ilgileniyordum ben bunlarla. Sürekli haber izliyordum, tartışma programları filan. Hepimiz artık şey olduk, böyle profesör gibi bir şey olduk yani aşağı yukarı şu korona mevzusunda. Bayağı hakimiz kendimizi. Ama hakikaten gerek yok ya. Sosyal medyadaki algı operasyonlarına da gelmemek lazım, kanmamak lazım. Olan şeyi olmamış gibi gösterip hiç olmayan bir şeyi hakikaten de varmış gibi gösteren filan pek çok hesap var. Başkalarının pek çok hesabı var. Gerçekten hiç bu oyunlara gelmeyelim. Devletimiz ne diyorsa odur kardeşim. En başından beri alınması gereken önlemleri, tedbirleri büyük bir dikkatle alıyor devletimiz. O yüzden ilgili bakanlıkları kale almak lazım, onları dinlemek lazım. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık personelimiz, gerçekten cansiper. Sonrasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan emniyet teşkilatımız, gerçekten onlar da zorlu şartlarda görev veriyorlar. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın neferleri, işte yurt dışından getirilen pek çok yurttaşımızın karantina altına alındığı, sağ salim gönderildiği, yenilerinin geldiği kredi yurtlar kurumumuz, gençlik merkezlerimizdeki o güzel faaliyetler, liderlerimizin, şeflerimizin, bakanlığımızın gönüllülerinin %100 gönülleriyle hareket ederek yapmış oldukları o güzel çalışmalar, bunlar elbette güzel sonuçlar doğuracaktır. Fakat şu gün gelinen noktada, hani canlı yayının da bir özelliği bu ya, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren işte AVM'lerin açılması, işte berberlerin, bazı restoranların açılması filan gibi sanki önlemler hani biraz hafifletiliyormuş gibi algılanıyor. Bu lütfen kimseyi rehavete sevk etmesin. Anlayabildiğimiz kadarıyla, ki doğrusunun bu olduğunu biliyorum, asıl kritik nokta şimdiden sonra başlıyor. Evde kal dedik. Kızım da hatta reklamlara falan çıktı. Ayşe evde kal, Türkiye'de evde kalın falan diye. Evet de doğru, Türkiye'de evde kaldık. Üzerimize düşeni yaptık. Şimdi biraz böyle bir serbestliğe zamanı geliyor. Aman ha, gerçekten aman ha. Yine o sosyal mesafemizi koruyalım. Yine maskemizi takalım. Yine kişisel hijyenimize dikkat edelim. Bir çuval inciri berbat etmek, Allah gecinden versin, herhalde ancak böyle bir şey olur. Bu sürecin bir sonu yok. Yani bir şekilde evet sokağa çıkacağız. Fakat dediğim gibi şu ana kadarki süreç, yani evde kalma süreci, evet ne kadar sıkıldık, daraldık ya yeter artık falan desek de Huzeyfe'cim aslında kolay tarafıydı. Şimdi yeniden normalleşme adına gösterilecek çabalarda en az bir o kadar da dikkate ihtiyaç var. Çok haddime değildi belki ama gerçekten sevdiklerim adına endişelendiğim için, ülkemi çok sevdiğim ve onların adına da endişelendiğim için bunun altını bir kere daha çizmek istedim. Çok teşekkür ederiz abi. Yani çok doğru noktalara parmak bastınız. Cidden bunlara dikkat ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle atlatacağız. Zaten evde kalarak şu an böyle umuyoruz. Tedbirlerin hafifletilmesine vesile olduk diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra dikkat kesinlikle edelim, tamamen atlatılmasına katkımız olsun. O güzel günlere, dışarıda serbestçe dolaşabildiğimiz, sarılabildiğimiz, bir araya gelebildiğimiz günlere tekrardan dönelim inşallah. Şimdi abi ben izninizle inşallah. Amin olsun. İnşallah. Kendi adıma bir ufak kapanış konuşması yapayım. Sonra da Cem Karaca'nın parçasıyla bitirelim. Siz bitirin yani programı. Evet. Doğrudur. Değerli Eşit Ağırlık izleyicileri, sanatçı Aykut Kuşkaya abimiz de keyifli, güzel bir yayın gerçekleştirdik. Tırnak içinde elimizde olmayan nedenlerle bazı sıkıntılar, aksaklıklar da yaşadık. Ama bu işin bir parçası, canlı bağlantılarda sıkıntılar olabiliyor. Lakin yine de özür dileriz. İnşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah keyifli bir sohbet olmuştur. Biz buna inanıyoruz. Bizleri evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz.
Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sözü ben Aykut abiye bırakıyorum. Ben de sevgili kardeşim, senin şahsında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her kademesinde görev yapan arkadaşıma, kardeşime, abime, ablama buradan selamlarımı, sevgilerimi sunmuş olayım. Bizleri izleyen, kıymetli izleyenlerimize de selam ve muhabbetle olsun. Sağlık olsun yahu, sıhhat olsun, iyilik olsun, güzellik olsun. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat ümit neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. La 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 la. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayatın neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son.